Yeni kullanıcı oluşturmak için kullanıcı giriş sayfasında bulunan yeni hesap oluştur alanına tıklayınız. Açılan kayıt ekranında kullanıcı adı oluşturma koşullarına uyarak bilgilerinizi girdikten sonra kaydol butonuna tıklayınız. Tanımladığınız elektronik posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt onayınızı gerçekleştiriniz. Kayıt onayından sonra tekrar kullanıcı giriş ekranına gelerek kullanıcı adı ve şifrenizle giriş sağlayınız. Kullanıcı şifrenizi unuttuysanız, kullanıcı giriş ekranında bulunan Şifreni mi unuttun alanına tıklayınız. Açılan ekranda bulunan elektronik posta alanına kayıt olurken kullandığınız elektronik posta adresinizi giriniz ve şifreyi sıfırla butonuna tıklayınız. Elektronik posta adresinize gelen maildeki bağlantı adresine tıklayarak açılan ekranda yeni şifrenizi girip yeni şifreyi doğrula butonuna tıklayınız. Bu işlemden sonra eski şifreniz sıfırlanıp yeni şifreniz oluşturulmuş olacaktır. Kullanıcı giriş ekranına giderek kullanıcı adınız ve yeni şifrenizle başvuru modülüne giriş yapabilirsiniz. Ana sayfa ekranının sağ üst bölümünde bulunan ana sayfa butonuna tıklayarak ana sayfa ekranını açma işlemini, duyurular butonuna tıklayarak yayınlanmış olan duyuruları, dil seçim butonuna tıklayarak Türkçe veya İngilizce dillerinden birini seçme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hesap alanından kullanıcı hesabı ayarları, şifre değişimi ve kullanıcı hesabınızdan çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapılabilmesi için özlük bilgileri alanının doldurulması zorunludur. Özlük bilgilerini tanımlamak için hesap bölümünde bulunan ayarlar sekmesine tıklayınız. Açılan ekranda kullanıcı ayarlarınızı değiştirebileceğiniz ve özlük bilgilerinizi tanımlayabileceğiniz alan bulunmaktadır. Kullanıcı ayarları alanında elektronik posta hesabı değişimi ve dil seçimi yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli olan kişi bilgilerini özlük bilgileri alanından tanımlayınız. Bilgilerinizi Kişi Bilgilerimi Getir butonuna tıklayarak Mernis'ten otomatik olarak çekebilirsiniz. Kullanıcı fotoğrafı yüklemek için Seç butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan fotoğraf yükleyebilirsiniz. Tüm bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak bilgilerinizi kaydediniz. Ekranın solunda bulunan menüden Hakkımızda kısmının altında yer alan Tarihçe butonuna tıklayarak başvuru yapacağınız üniversiteye dair tarihçeyi görüntüleyebilirsiniz. Başvuru yapmak için yine sol tarafta yer alan menüde İşlemler başlığının altında yer alan Başvuru butonuna tıklayınız. Ekranda bulunan Başvuru seçiniz açılır listesine tıklayarak yayınlanmış olan başvuru ilanını seçiniz. Eğer başvurudan önce özlük bilgilerinizi tanımlamadıysanız bu ekrandan Başvuru ilanını seçtiğinizde ekranı görüntüleyebilmek için lütfen kişilik kaydınızı ayarların bölmesinden oluşturunuz şeklinde uyarı vermektedir. Kimlik bilgilerimi göster butonuyla başvurudan önce tanımlamış olduğunuz özlük bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Seçtiğiniz başvuru ilanı için kadro seçiniz alanından kadro seçimi yapınız. Önemli açıklama alanında ilan için genel şartlar ve kadro şartları bulunur. Alanlara tıklayarak istenen şartları görüntüleyebilirsiniz. Başvurunuzun onayı için ekranda bulunan alanları eksiksiz bir şekilde doldurunuz. KPSS yılı ve puanı alanından KPSS puanınızı 7 haneli olacak şekilde giriniz ve bilgileri doldurmaya devam ediniz. İlk sayfada yer alan bilgileri doldurduktan sonra sayfanın sonunda bulunan ikinci adıma geç butonuna tıklayınız. Bu adımda başvuru için istenen belgeler bulunmaktadır. Seç butonuna tıklayarak belgeleri bilgisayarınızdan seçiniz. Seçilen dosyayı iptal etmek isterseniz iptal butonuna tıklayabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz dosyaların sisteme yüklenmesini tamamlamak için yükle butonuna tıklayınız. Sisteme yüklenen dosyayı silmek isterseniz de eksi işareti bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Lütfen dosyalarınızı başvurunuzun geçerliliği açısından tek tek ve emin olarak yükleyiniz. Toplu bir şekilde yükleme yapmayınız. Önceki adıma geç butonuyla bir önceki adımda tanımlamış olduğunuz bilgilerde değişiklik yapabilir, eksik bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz. Düzenleme işleminden sonra yine ikinci adıma geç butonuyla belge yükleme işlemini kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğer eksik belgeleriniz varsa ya da başvuruyu daha sonra gerçekleştirmek isterseniz, sisteme ilk adımda yer alan bilgileri ve ikinci adımda yer alan belgeleri kayıt etmek için başvuruyu kaydet butonuna tıklayınız. Böylelikle başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilmiş olur. Sistem başvuru bilgilerinizi kaydettikten sonra sizi başvurularım ekranına yönlendirecektir. Sistemden çıkış yaparak farklı bir zamanda girseniz dahi bilgileriniz kaydedildiği için silinmeyecektir. Tekrar giriş yaptığınızda başvurularım ekranında bulunan başvuru listesindeki ilgili başvuruya tıklayarak kaydetmiş olduğunuz bilgileri ve evrakları görüntüleyebilirsiniz. Ekranın bu bölümünde kullanıcı fotoğrafınız ve özlük bilgileriniz görüntülenmektedir. Ekranın alt bölümünde ise başvuru için doldurmuş olduğunuz başvuru bilgileri ve yüklemiş olduğunuz belgeler görüntülenmektedir. Yüklemiş olduğunuz belgelere tıklayarak detaylı inceleme yapabilirsiniz. Başvuru bilgileri ve belgeler kontrol edilerek eksik belgeleri tamamlamak ve başvuruyu kesinleştirmek için tekrar başvuru kaydını yaptığınız sayfayı açmanız gerekmektedir. Ekranın sol alanında bulunan menüden başvuru sekmesine tıklayabilir, ilgili başvuru bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Başvuru ilanını seçtikten sonra sayfanın sonunda bulunan ikinci adıma geç butonuna tıklayarak açılan ekranda eksik belgelerinizi yükledikten sonra KVKK ve başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylamanız gerekmektedir. KVKK metninizi detaylı bir şekilde incelemek için üzerine tıklayabilirsiniz. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra başvuruyu kesinleştir butonuna tıklayınız. Açılan kesinleştirme ekranında evet butonuna tıklayarak başvurunuzu kesinleştiriniz. Sistem otomatik olarak başvurularım ekranını açmaktadır ve başvurularım ekranından başvurunuzun durumuna dair süreci görüntüleyebilirsiniz. Başvuru için istenen belgeleriniz tam ve başvuruyu sistemden çıkış yapmadan tamamlamak istiyorsanız gerekli kontrolleri de yaptıktan sonra başvuruyu kaydetme işlemini yapmadan direkt olarak başvuruyu kesinleştir butonuna tıklayabilir ve kesinleştirme ekranında evet butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yine açılan başvurularım ekranından başvurunuzun durumunu görüntüleyebilir ve rapor butonuna tıklayarak başvurunuza dair belgelerinizin ve yüklemiş olduğunuz belgelerin raporunu bilgisayarınıza indirebilir veya yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.